Herkese merhabalar Alevle mutfak aşkına kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz Yine çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım Hem şerbetli hem de sütlü nefis bir muhallebeli Kemalpaşa tarifim var Dokusu lezzeti gerçekten çok güzel Üstelik harika sunumuyla hem göze hem de midenize hitap edecek Lezzetli bir tatlı Sizlere daha fazla bekletmiyorum ve nasıl yapmışım gelin hep beraber izleyelim Tarifimize ilk olarak kemal paşalarımızı pişirmekle başlıyoruz. Genişçe bir tencereye 2 su bardağı şekeri alıyorum. Üzerine 2 su bardağı su koyuyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı üstü 250 ml. Ve üzerine 1 paket yani 150 gram Kemal Paşa'nın tamamını döküyorum. Ocağın altını şimdi açıyorum ve Kemal Paşa'ları pişirmeye başlıyorum. Seçeceğiniz tencerenin geniş olmasına özen gösterin. Çok dar bir tencerede pişirmeniz halinde kemal paşalar birbirine yapışacaktır ve dağılmalar olacaktır. O yüzden genişçe bir tencere seçmeye özen gösterin. Ve kemal paşaları pişirirken ocağın altını en yüksek ayara açın. Şerbetini zaten çok kısa sürede çekecektir. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı bile. Şerbeti tam ölçüdür. Tamamen suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Ve arada bir karıştırın. Altı üstü komple şerbeti emsin. Hiçbir kuru yer kalmasın. Tabi karıştırırken de çok fazla hırpalamayın. Parçalanmalar olmasın. Kemal paşaları pişirdim. Ve tabanına biraz sıvı yağ sürmüş olduğum borcamın üzerine pişmiş kemal paşaları koyuyorum. Sıvı yağ sürmemin nedeni ise bekleyeceği için yapışmaması. Tamamen borcama yerleştirdim. Şimdi bunu soğuması için kenar alıyorum ve ben muhallebimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir tencereye 1 litre sütü koyuyorum. Şu an ocağın altını henüz açmadım. Bütün malzemeleri içerisine koyup güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını açacağım ve muhallebimi pişirmeye başlayacağım. yemek kaşığı silme nişastamı ekliyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı silme un. Ve son olarak 5 yemek kaşığı şekeri ekliyorum. Ve bütün malzemeleri çırpıcı ile karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi gayet de az malzemeli bir tarif. Kaynayıp ocaktan aldıktan sonra vanilyamı ilave edeceğim ve tatlımı hazırlamaya başlayacağım. Muhallebinin malzemelerini koyarken dikkatli koymanızı tavsiye ederim. Un ve nişasta miktarı önemli. Kaşıkları ölçülerken silme olacak şekilde koymanızı tavsiye ederim. Bu sayede muhallebinin kıvamı çok daha güzel olacak. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada ocağın altını açtım ve sürekli karıştırarak muhallebimi pişiriyorum. Bu aşamada çırpıcı kullanmanızı tavsiye ederim. Tahta kaşık veya silikon kaşık kullanmayın. Tencerenin her yerine gelecek şekilde çırpıcı ile karıştırın. Bu sayede topaklanma olmayacak ve çok güzel bir kıvam olacak. Bu arada ocağın altı kısık olacak şekilde muhallebinizi pişirin. Gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Göz göz kabarıyor. Bu aşamadan sonra ocağın altını kapatıyorum ve bir paket vanilyamı ekliyorum. Vanilyayı da muhallebiye güzelce yedirdikten sonra artık tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Kıvamını görüyorsunuz. Hiçbir topaklanma yok. Sürekli çırpıcı ile karıştırmaya özen gösterin. Bu sayede kıvamı çok daha güzel olacak. Kemal paşalarımız ve muhallebimiz piştiğine göre şimdi kaselerimizi hazırlayabiliriz her bir kaseyi sudan geçirelim. Bu sayede içi ıslak olsun ki muhallebimiz ters çevirdiğimizde kolaylıkla içerisinden çıkabilsin. Bütün kasenin içerisine su koyup boşaltıyorum. Ve kaselerim hazır. Hazırlamış olduğum muhallebiyi bir kabın içerisine alıyorum. Bu sayede kaselere dökmek çok daha kolay olacak. Tabi dilerseniz kepçeyle de bu işlemi yapabilirsiniz. İlk olarak kasenin alt kısmına biraz muhallebimden döküyorum. Tatlıyı hazırlarken bu aşamada biraz hızlı olmanızı tavsiye ederim. Muhallebi henüz sıcakken bu işlemi yapmanız gerekiyor. Soğuması halinde kıvamı katılaşacaktır. Sıcak olan muhallebileri kaselere döktüm. Şimdi her birinin ortasına hazırlamış olduğum kemal paşaları yerleştiriyorum. Bu tariften toplamda 6 kase tatlı elde ediyoruz. Geri kalan kemal paşaların üzerine antep fıstığı, hindistan cevizi serperek, kaymak veya krem şanti sıkarak servis edebilirsiniz. Videonun sonunda sizlere son halini göstereceğim. Kaselerin tamamına Kemal paşaları yerleştirdim. Şimdi kalan muhallebinin tamamını kaselere döküyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Yıllardır yapmış olduğum bir tatlı. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve beğenirsiniz. Hem şerbetli, hem sütlü bir lezzet. Üstelik çok da hafif. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz ve lezzetine bayılacaksınız. kalan muhallebenin tamamını kaselere paylaştırıyorum. Bu arada dilerseniz bu şekilde tek porsiyonluk değil de büyük borcama veya tepsiye de bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Ve artık tatlılarım hazır. Oda sıcaklığında soğumasını bekleyeceğim. Sonrasında buzdolabına kaldıracağım ve 1 saat boyunca bekleteceğim. 1 saatin sonunda artık sunuma hazırlayacağım. Tatlılarımı 1 saat boyunca buzdolabında beklettim. Güzelce soğudular ve artık servise hazırlar. Tatlılarımı ters çeveceğim. Servis tabağının üzerine biraz Hindistan cevizi serpiyorum. Bu sayede yapışmayacaktır ve kolaylıkla üzerinden kaldırabileceğiz. Kasenin kenarlarından içeri doğru çekelim. Gördüğünüz gibi muhallebi gayet güzel çıkıyor. Ve servis tabağına ters çevirelim. Gördüğünüz gibi kıvamı o kadar yumuşak ki ama şeklini koruyabilen bir kıvama sahip. Kaseden kalıp gibi çıktığına bakmayın. Kıvamı, dokusu, lokum gibi yumuşacık. Bazen böyle kaseden çıkmayabilir. O zaman kenarından parmağınızı da hafif bastırın ve kolaylıkla hava alıp çıkacaktır kaseden. Tatlının sadece 3 tanesini servis tabağına çeviriyorum. Diğer kalan 3 tanesini de kasede sunum şeklinde hazırlayacağım. Tatlılarınızı hazırladıktan sonra sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz tamamen hayal dünyanıza ve zevkinize kalmış. Ben ilk olarak üstlerine bir çay kaşığı kadar hindistan cevizi serpiyorum. Sonrasında tam ortasına gelecek şekilde toz fıstık koyuyorum. Renk uyumu gerçekten çok güzel oluyor. Bu aşamada dilerseniz çikolata sosunuz varsa onu da tatlının üzerinden gezdirebilirsiniz. Ve son olarak kenarlarına yıkayıp kurulamış olduğum ve dilimlemiş olduğum çileklerden yerleştiriyorum. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Dileyen benim süslediğim gibi süsleyebilir. Ve artık tatlılarımız servise hazır. Gerçekten çok şık oldular. Biraz daha hoş görünmesi için tabağın içerisine de biraz toz fıstık serpiştiriyorum. İsteyen bütün tatlıları servis tabağına ters çevirebilir ve dilediği gibi süsleyebilir. İsteyen kasede bırakabilir, kasenin üzerini süsleyebilir, o şekilde servis edebilir. Hangisini istiyorsanız, hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa sizler o şekilde servise sunabilirsiniz. Sizlere fikir olsun diye kasede nasıl sunum yapılır onu gösteriyorum şimdi de her yerine gelecek şekilde hindistan cevizinden serpiyorum. Ama çok ince bir tabaka olacak şekilde serpiyorum. Bu sayede çok daha güzel görünecek. Üzerine yuvarlak dilimlemiş olduğum çileği yerleştiriyorum. Son olarak da çileklerin üzerine toz fıstık koyuyorum. Zaten Kırmızı, yeşil ve beyaz uyumu başta başına harika görünüyor. Daha fazla bir şey yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ve artık tatlılarımın tamamı servise hazır. Gördüğünüz gibi bu servis tabağına ters çevirmiş olduğum tatlım. Bu kasedeki tatlım o da gayet güzel görünüyor. Sade ve şık. Bu da geriye kalan Kemal Paşalarım. Onun da üzerine toz fıstık ve antik fıstığı serpiştirdim. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Tatlıların görüntüleri harika. Bakalım içi nasıl? Keserken muhallebinin ne kadar yumuşak olduğunu anlayabilirsiniz. kalıptan çıkmış olmasına rağmen inanılmaz yumuşak ve dokusu gerçekten çok güzel. Ağzınıza attığınızda eriyip gidiyor. O kadar yumuşak. Kemal Paşa'nın içerisinde de gördüğünüz gibi gayet yumuşak. Hiçbir kuruluk yok. Tarif tam ölçüdür. Aklınızda soru işareti kalmasın. Güvenle bu lezzeti deneyebilirsiniz. Bu da kasedeki hali. Sizler videonun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.